Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle kahve tonunda güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel tek sıra bir örnek hazırladım. Bu renkle tek sıra oyalar güzel oluyor diye düşünüyorum. Bu nedenle sizler için yine bu rengin kenarında, bu yazmanın kenarında tek sıra bir örnek paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Benim elimdeki bu yazma polyester bir yazma. Buna rağmen benim benim kendi yöntemimle delinmeden tığlandı. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Altınbaşak marka 410 numara kahve hardal arası bu renk ipimi kullandım. Oyamı yaparken kullandığım tığım 22 numara olacak. Dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da tercih edebilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Özellikle tek sıra oya bekleyenler vardı. İnşallah onların da dileği yerine gelmiştir. Hemen hızlı bir şekilde yapalım beraber başlayalım. Hemen ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Arkasından verdiğim sayılara göre gittiğinizde oyanız aynen benimki gibi yazmanızın kenarına yerleşir. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Geldik. Tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada örümcek yapacağım. Örümceğim daha düzenli kalsın diye. Mutlaka her başlangıcında örümceğin öncesinde zincir çekeceğim. Küçük bir örümcek yaptık. İki defa doluyorum tığım ucuna ipimi. Tığ battı da bir, iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Üstüne bir, iki zincir çektim. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Daha küçük bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bir defa doladım. İki, iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine iki, iki çıktım. Üç tane yan yana ikili trabzan ördük. Şimdi burada iki defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. Yine aynı alttaki büyük trabzanımızın önünden girdik. 2 2 2 şöyle uzun bir trabzan yaptık. Burayı şimdi yuva olarak kullanacağız. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini bu şekilde yaptık 20 tane zincirimizin üzerine ilmeğimizi doldurduk Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Düğümlediğiniz zaman buradaki fıstığınız yuvarlak olur. Eğer düğümlemeden hemen yuvadan bağladığınızda fasulye biçiminde olur. Ne şekilde olmasını istiyorsanız ona göre yapın. Şöyle tekrar göstereyim. Fıstığımızı düğümledik. Altta yaptığımız bolduran trabzanımız vardı. Bu trabzanımızın önünden şöyle tutturuyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm 8 zincirimle şöyle fıstığımızı ortalayacak şekilde tutturuyoruz ipimizi üstüne 1 2 3 zincir çektim döndüm diğer yüzü düz yüzü hemen biraz önce çektiğimiz 8 zincirimizin altından kirpiğimi düğümledim 3 zincirle başladım fakat diğerlerini ikişer zincirle yapacağım 2 zincir çekiyorum zincirimin altından girdim sık iğnemi yaptım ikinci kirpik 2 i̇ki zincir çektim sık iğnemi yaptım 3 2 zincir çektim sık iğnemi yaptım 4 2 zincir çektim 5 6 7 8 9 tane ikişer zincirli kirpik yapmış olduk. 8 zincirimize 9 tane kirpik yaptık. En son Kirpiğimizin sık iğnesini yapıp tamamladıktan sonra alttaki uzun trabzanımızın önünden de bir kez daha sık iğne ile tutturdum. Şimdi bir defa doladım. Bu uzun trabzanım artık diğer tarafa geçmiş oldu. Bu taraf için birinci trabzan sayılıyor. Hemen bir kere doladım. Yanına 2-2 iki, iki çıktım. ikinci. Bir kere doladım. 2-2 i̇ki, iki çıktım. 3 4 5 6 7 8 tane 8'e tamamladım. Şöyle çekip düzelttim. Bir sonraki tığ battığının altından da sık iğnemi yapıyorum. Ve şöyle göstereyim. Tutturdum. Tek sıra oyamın bir motifi bu şekilde oluştu. Hemen yeniden ipimi tuttum ilmeğimi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yandaki tığ battının altından tutturuyorum üstüne 1 zincir çektim. yeniden örümceğimi yapıyorum 2 defa doladım ucuna ipimi Tığ tıbattı da iki boşluk bırakıyoruz 1 2 üçüncünün altından girdim 2şer 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 3 kere de çıktım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. 1 defa doladım yaptığımız büyük trabzanımızın önünden giriyoruz. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım 2 2. 3 tanesini böyle yaptık. dördüncüyü iki defa doluyorum. trabzanın önünden girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçtim. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 4 20'ye tamamlayacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi oluşturdum. Bu şekilde hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Biraz önce yaptığımız geniş tırabzanımızın önünden sık iğne ile tutturuyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta şöyle fıstığımızı ortalayacak şekilde sık iğne ile 8 zincirimizi tutturuyoruz. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekip düz yüzünü döndük örneğimizin. Düz tarafta 8 zincirimin altından girdim. Birinci kirpiğim oluştu. 2 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İkinci kirpik şöyle göstereyim. 2 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım 3. 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım 4. 5. 2 zincir. 1 sık iğne 6. 2 zincir. 1 sık iğne 7. 8. 9. 9 tane yaptık. En son alttaki büyük trabzanımızın da önünden şöyle kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İkinci trabzan oldu bu tarafta. Bir tanesi büyük trabzanımız yanına ikinciyi yapmış olduk. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3 4 5 6 7 8 hemen şöyle çekip düzeltiyorum sıradaki tığ battım altından sık iğnemi yapıp tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battım altından sık iğne ile giriyorum ipimi tutturdum bir tane zincir çektim şöyle olan o yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar tek sırada bu şekilde oldu bir tane daha yapalım sonra ben hızlıca çoğaltıp ütüleyeceğim size son halini göstereceğim örümceğimi oluşturdum iki kez doluyorum bir iki 3. trabzan 3. tığ battının altından girdim. İkişer ikişer 3 kere de çıkalım. 1 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 2 2 çıkarak yan yana 3 tane trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. 10 zincirimi 20 ilmek doldurarak burada fıstık yapıyorum. Zincirden kalan ilmeğin birinci ilmek yanına ikinciyi yaptım üçüncü dördüncü beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimi attığım zincirimin üstüne bir defa doluyor, doluyorum. Hepsini birden çıkıyorum ve düğümlüyorum. Burada hemen şu büyük yaptığımız trabzanımızın önünden girdik. İpimizi tutturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincir çekiyorum. Burada hemen Ters yüzünü dönüyoruz örneğimizin. Şöyle fıstığımızı ortalayacak şekilde yukarıdan tutturalım. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta zincirimin altından girdim, kirpiğimi düğümledim. Üstüne 2 zincir, bir sık iğne. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Yine iki zincir, bir sık iğne. 2 zincir, bir sık iğne. Bu şekilde buraya 9 tane kirpik yapacağız. İkişer zincir çekerek sadece dönüşte 3 tane yapıyoruz. Eğer baştan dönüşte 2 tane çekerseniz hiç yokmuş gibi oluyor. Bu nedenle 3 yapmak gerekiyor. 6 tane oldu şu an benimki. 7. 2 zincir, 1 sık iğne 8. 2 zincir, 1 sık iğne 9. Hemen 10. sık iğneyi de alttaki tırabzanımızın önünden yaptık. Bir kez doluyorum. 2 2 çıkarak trabzanı yapıyorum. Yine bir doladım, 2 2 çıktım, 3 oldu. 4 5 6 7 8 şöyle çektim. Bir sonraki tığ battığının altından da tutturarak tamamladım. Şu ana kadar ben örneğimi 3 motif yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde biraz daha arttırıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyumu biraz arttırdım arkadaşlar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ee, ütüyle de hafifçe düzelttim. Ütüye çok güzel gelen bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Özellikle tek sıra örneklerde yeni model bekleyenler vardı. İnşallah yaparsınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf bekleyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyanlım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.